Resmen çocuğu dövmüş yani. Eline sağlık diyeceğiz. Ne diyeceğiz başka? Emre. Ya saçmalamayın. Şu an hastanedeyiz. Herif içeride yatıyor. Demek ki neymiş? Herkesin sevgisine sarkmayacakmış. Emre sus. Yemin ediyorum şimdi ben seni hastanelik yapacağım. Of neyse. Ben gideyim de şuna bakayım. Sonra çıkar zaten. İyi misin? Görünüşüme aldanma. Bomba gibiyim. Ya ben seni böyle görünce bir acayip oldum, üzüldüm hakikaten. Ayrıca şey, Savaş'ı ele vermemişsin, sağ ol. Bu kadar çok üzüldüysen gelip beni öpebilirsin mesela. Bence sen o yediğin dayağı bayağı hak etmişsin. Dayak yüzünden değil. Öyle çok dövmedi beni. Başka sebepleri var. Mesela nasıl sebepler var? Hepimiz şanslı doğmuyoruz. Bu gece buradayım. Neyse ben daha fazla seni rahatsız etmeyeyim. Ayrıca Savaş adına da özür dilerim. Geçmiş olsun. Savaş'a kızma. Bunun böyle olmasını ben istedim. Benim kim olsa aynısını yapardı. Hak ettim bunu. Sen iyi yürekli bir herif misin yoksa kurnaz, zeki olmaya çalışan, zengin bebesi misin? Tam karar veremedim. Hepsinden biraz. Neyse geçmiş olsun. Nazlı. Ay, ne? Biraz kalsana. Azıcık. Yok bence bu hiç iyi bir fikir değil. Ayrıca halan dışarıda, yanında biri var yani. Yarım saat. Sonra gidersin. Yediğim dayağı da etsin. Daha beni ne kadar tutmayı düşünüyorsunuz burada? Sızlanmayı bırak. Senin yararına burada kalmak. Size bildiğim her şeyi anlattım. Benden daha ne istiyorsunuz? Haluk seni aradı mı? Hayır. Ararsa benden bahsetmeni istemiyorum. Zaten yapamam. Nedenmiş o? Anlaşmamız var. Öyle mi? Ne anlaşması? Yine hangi kirli iş için anlaştınız? Defa kötü bir şey değil. Aksine. Hadi. Hadi çıkar ağzındaki baklayı. Bakın benim bir çocuğum var. Almanya'da. Şu an çok hasta. Kardeşinden alınacak ilk tek çaresi. Yani? Yani Peri kurtarabilir öyle mi? Çok ümitsiz olduğum için geldim buraya. Başlangıçta tek amacım Peri'ydi. Bunu Güneş'e anlatamazdım. Anlatamazsın tabii. O zaman Güneş sana neden sadece Peri diye sorar değil mi? Bunu göze almıştım. Sonra malum Güneş beni bıçakladı ve Güneş'i kurtarmak için Haluk'la bir pazarlık yaptım ve... bana bir söz verdi. Ne sözü verdi? Peri'yi benimle Almanya'ya gönderecek. Ne? Sahiden gitmedin ya. Hala şaşkınım. Bence sen benden hoşlanıyorsun. Seni listeme ekliyorum. Ne listesiymiş o? Güvendiğim insanlar listesi. Sana şu cümleyi daha önce kuran oldu mu? Çok acayip bir çocuksun. Bak cidden benden hoşlanıyorsun. Ben senden hoşlandığımı söylemedim. Senin acayip bir çocuk olduğunu düşündüğümü söyledim. Önemsemedin ama o listeye girmek öyle kolay bir şey değil. Bana ne senin listenden?
En karanlık sırlarımı bile paylaşabilirim seninle artık. Mesela? Mesela neden hastanedeyim? Neden? Çünkü ölüyorum. Bak bu iyiydi, güldürdün beni. Sen niye gülmüyorsun? Ya hadi, alay etme benimle artık. İlk duyduğumda ben de doktora öyle demiştim. Sonra doktor bana neden kalp nakli yapılması gerektiğini anlattı. Ben de iyi, o zaman yapın dedim. Ama maalesef kalp market raflarında bulabileceğin türden bir şey değil işte. O gün bugündür bekliyorum. Ben hala şaka yaptığını demeni bekliyorum. Şaka değil ama gülmek kalbe iyi geliyormuş. Tıbben ispatlanmış. Tabii bu durum benim için geçerli değil. Ya ben üzüldüm. Yani doğal olarak bilmiyordum tabii. Dert etme. İşim kolay. Sadece kalbi bana uyan bir delinin kaza yapıp aynı zamanda organlarını bağışlamış olması gerekiyor. Ha, bir de önümde kalp bekleyen yüzlerce insanla dokuların uyuşmaması gerekiyor. Ne kadar zor olabilir? Boş ver şimdi. Sana nasıl bomba hikayeyi anlatayım mı? Neymiş? Sevgilinin, eski sevgilimin nasıl hayattığını. Geceler. İyi geceler Rana Hanım. Kusura bakmayın, biz gürültü yaptık biraz girerken. Yok estağfurullah, keyfiniz yerinde bakıyorum. Evet, yerinde. Böyle bir günlük bir kaçamak yaptık. İyi etmişsiniz. Umarım uzun uzun konuşup dinlenmişsinizdir. Aynen öyle oldu. Ne güzel. Haluk, bana biraz zaman ayırır mısın? Kusura bakma, yarın konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Of Tuğçe ya, beni kasma. Ya kasma. Ay Selin'cim, sen bu işi ciddiye almıyorsun galiba. Evet, almıyorum. Ya neden? Ay çünkü çok saçma. Evet, birbirimizi çok seviyoruz. Evse bir aşk olmaya aday bir şey yaşıyoruz. Ama yani daha dur. Dün bir, bugün iki. Tatlım benim, hiçbir erkek evlenmeyeceği bir kadına kafam kadar yüzük almaz, tamam mı? Bunu ben de biliyorum. Ha, sen şey diyorsun yani, istemem yan cebime koy, öyle mi? E şımardın sen iyice ha. Ne alakası var ya? Hem o da istemez, ben eminim yani. Ay Tuğçe, iki saatte üçüncü kez aradın. Yeter ha, sıkıldım. Ay aman, üf, tamam hadi çao. Kim ne istemiyor Selin'cim? Bir de kimmiş bu Efsu aşk? Anlat bakalım. Ya anne, sen kızın odasını mı dinliyorsun ya? Ne kadar ayıp, hiç yakıştıramadım. Hiç kıvırma Selin, çok fena yakaladım seni. Kimmiş bu Efsu aşk, anlat bir bakayım. Tanımazsın ki. Emin misin? Eminim. Nereden tanıyacaksın? E tamam, tanışalım, bir kahve içelim, oturalım, konuşalım. O pek kahve içmez. Selin. Ya anne, çok saçma biri işte, 2-3 günlük. Bırakırım ben onu hemen. Tanımana gerek yok yani. Gerek olup olmadığına ben karar veririm. Yarın öğlen Selin'ciğim. Yarın öğlen. Gerizekalı Selin. Niye kapatmıyorsun kapıyı ya? Ben şimdi ne halt edeceğim?